karidesimizin harcını hazırlayalım. Burger harcımızı. Ayıtlanmış olan karideslerimi blenderın içerisine dolduruyorum. Ve bunları püre haline getiriyorum. Blenderdan geçirmiş olduğum karideslerimi şimdi karıştırma kabının içerisine alıyorum. Tuz ve karabiber. Galeta unu ekleyerek kıvam veriyorum. Biraz daha galeta unu ekleyeceğim. Avcumun içerisinde güzelce yuvarladıktan sonra top haline getiriyorum ve güzelce bastırarak ilk burgerimizi bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Karides burgerlerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi pişirme kısmına geçiyorum. Izgara tava kullanabilirsiniz. Eğer ızgara tavanız yoksa normal bir tavada da pişirmek mümkün. Tavamız ısınıyor. Biraz da yağımızı gezdirdikten sonra karideslerimizi pişirme işlemine geçeceğim. Şimdi şeftalimizi alalım. Kabuklarını soyuyoruz. Şeftaliyi güzelce soyduktan sonra çekirdeklerini alıyoruz. Ve birkaç parçaya bölüyorum. Blender'ımı da yanıma aldıktan sonra şeftalileri bunun içerisine ekliyorum. Biraz zeytinyağı. Şimdi bir parça da kırmızı soğan ekleyeceğim. Soğanı da birkaç parçaya böldükten sonra bunu da içerisine ekliyorum. Biraz deniz tuzu ekliyorum şimdi. Evet, tavamız da iyice ısındı. Yağı da içerisine güzelce gezdirdikten sonra karides burgerlerimizi ekleyebiliriz. Kapağımı kapatıyorum. Ve şimdi sosumuzu yapmaya başlayalım. Biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Şimdi biraz da kişniş içerisine. Evet, harika görünüyor. Diğer taraflarını da çevirelim. Evet, güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunun içerisine biraz da rendelenmiş Hindistan cevizi koyuyorum. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra sosum hazır. Marullarım da hazır. Şimdi bir parça da avokado koyacağım içerisine. Bunu da hazırlayalım. Avokadonun yarısını kullanacağım için ortadan bu şekilde kabuklarını soymadan ayıracağım. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir süre daha ızgara tavada tuttuktan sonra karides burgerlerim de pişmiş olacak. Evet, avokadoları da güzelce doğradıktan sonra şimdi artık servisimi yapabilirim. Burger ekmeklerini de ortadan ikiye kesiyorum. Burgerlerimi tahtamın üzerine aldım. Hamburger ekmeklerini de tavaya hafif dokunduruyorum ve bu biraz daha gevrek olmasını sağlıyor hamburger ekmeklerini ve aynı zamanda da karides lezzetini de almış oluyor. Evet, şimdi de artık ekmeklerin üzerine yerleştirmeye geldi sıra. Şimdi çok az miktarda sostan marulu koymadan önce ekmeğin üzerine koyuyorum. Ve şimdi sosun üzerine de marulumu koyuyorum. Deniz mahsullerini sevenler bu burgeri muhakkak denemeliler. Şimdi sıra geldi burgerlerimizi de marulun üzerine koymaya. Biraz avokado koyuyorum ve bunun üzerine de şimdi şeftali salsadan koyuyorum. Ve yine bunun üzerine biraz daha avokado. Ve son olarak biraz deniz tuzu ve çok az da karabiber.